Gene çok sevdiğim bir hikayedir. Burada bir çocuk mutluluğu arıyor, bir genç. Mutluluğun sırrını arıyor ve diyorlar ki bir bilgi adam var, bir tapınakta yaşıyor. Git ona sor. Gidiyor, tapınakta bilgi adamın yanına geldiğinde bilgi adam diyor ki ben şimdi çok meşgulüm. Fakat diyor senin şu anda yarım saat bir süren var diyor. Sana diyor bir kaşık zeytinyağı vereceğim, al bunu veriyor. Bu tapınağa dolaş diyor, zeytinyağını dökme. Fakat diyor görüp görebileceğin en güzel yer burası. Bir daha bu kadar güzel bir yer göremeyeceksin tamam diyor delikanlı heyecanla. Gidiyor yarım saat sonra geliyor adam soruyor döktün mü zeytinyağını? Hayır dökmedim diyor bak tamamı burada. Peki diyor nasıl tapınak? Valla diyor zeytinyağını dökmemek için tapınağa göremedim diyor hiç bakamadım. Bilgi adam diyor ki normalde bu olmaz. O diyor ben sana bir şans daha vereceğim. Bir yarım saatin daha var. Git gez böyle bir güzelliği bir daha görme ihtimalin yok diyor. Adam zeytinyağı elinde genç. Gene dolaşıyor geliyor yüzünde müthiş bir gülümseme. Nasıldı diyor ya harikulade ben bu kadar güzel bir şey görmedim. Zeytinyağı nerede diyor bir bakıyor genç bütün zeytinyağını dökmüş. Ve Bilge diyor ki ben tam olarak anlamadım ne anlatmak istediğinizi. Bilge diyor ki oğlum diyor hayata da baktığında eğer o bir kaşık zeytinyağını dökmeden bütün bu güzellikleri görmeyi başarıyorsan işte mutluluğun sırrı orada. Ve baktığınızda hayalleriniz var, öteki tarafta hepimizin elinde de bir kaşık zeytinyağı var, eve götüreceğiniz ekmek. Bir Yunan atasözü der ki, eski Yunan felsefesinden gelen bir atasözü, e, karnınız guruldarken parktaki kuşların sesini duyamazsınız der. Arada bir denge var, hayallerin peşinden koşmak ve eve ekmek götürmek. Fakat orada bir gelecek hayali, size ışık tutar, sizi ayakta tutar.